insanların alın teri, emeğiyle, omuzuyla su çekip de harç yapıp da yılların birikimiyle yaptığı bu evlerimizi kentsel dönüşüm projesi adı altında yapılan bu zulmü, bu şöyle daha ağır konuşacağım. Yani bu rantı önlemek için herkesin elini atmasını bekliyoruz. Sevgili büyüklerimizden bunu rica ediyoruz. Bu kentsel dönüşüm adı altında yapılan bu zulüm, bu rant, bu çıkarcı zihniyete bir dur diyelim. Bu insanların emeğine lütfen saygı duyalım. Bu insanların çalasına, çocuğuna, rızkına el uzatmayalım. Her yapıyor adamlar. Alta bir şey yaptığı yok. Yarın bize ne çıkacağız oraya, yıkacaklar bizi. Yazık değil mi bize? Benim herifim 2 liraya çalıştı, ekmek parası getirdi. Buraya, 1 lirasını yedik, 1 lirasını buraya verdik biz. Nasıl biz hakkımız ve yıkalım? Biz beni borçlandıracağız. Ben ölüyorum zaten. Ne borcu vereceğim? Aldım 600 lira maaş. Ne yapacağım 6 lirayla? Yiyeyim mi, koklayayım mı? Bize borçlanan devlet benim 2 gün sonra, benim öldükten sonra ne yapacağım bize? Ne yapacağım? Söylesinler. Kendi gönderiyor, araba alıyor, kendi gemi alıyor, şunu alıyor, uçak alıyor. Bizi niye düşünmüyor? Biz acız, biz acız, bizi düşünsünler. Biz acız. Başa geçenlerle, kendilerine gösteriş yapmasınlar, başa çıksınlar, yapsınlar. Gösterişe çıkırlar, sandalyeye bindi, oturdular, başlar görmüyor, vatandaşı unutuyorlar. Ben gizli almışsa bu parselin yerini söyleyin. Tapusunu bana gösterin, siz iki mi diyorsunuz, ben beş veririm. Ben bilmiyorum. Ya vergi yazmayı biliyorsunuz da parselin nerede olduğunu niye bilmiyorsunuz? Yani bir yanlışlık oldu kabul ederdim. Ama ben dar gelirim diye bu borcu silecekseniz dedim siz insan değilsiniz diye çıktım ama işim bittikten sonra. Çünkü korku var. Haktan hukuktan bahsediyorsunuz. Başkanlık sistemi başkanlık sistemi diyor. Niye fakir fikare söylemiyor? Niye işsizliği söylemiyor? Niye bu polise bu kadar güç verdiğini söylemiyor? Osmanlı'yı getirmek istiyor. Hak hukuk nerede? Bizi mi düşünecek? Kernegi mi düşünecek bu insanlar? Bu insanlar hak ediyor. Ben de dahi. Özlü Çalık bu mahalleye girdi, ben kovdum, bırakmadım. Ama yukarıda bir pötür geldi çıktı, dedi ki Özgür Çalık gülümsün sen. Buyur evimde konuşmaya. Özgür Çalık'a belki orada olanlar vardı. Ben dedim Özgür Çalık dedim. Senin tuzun kuru dedim. Ben anneyim. Benim 3 tane çocuğum var, eşim yok. Aylığım yok, gelirim yok. Biz yapacağız. Seçimden önce yapın da göreyim dedim. Ben bırakmıyorum ama benimle olmuyor. Arkadaşlar, abiler, kardeşler lütfen. Bu birlikten birlik doğar. Biz birlik olmazsak biz hiçbir şey kazanamayız. Bu sefer eğer canı gönülde diyorsanız sandığa gömelim. Sandığa gömelim. Bu diktatörlüğü sandığa gömelim. Ben bu kadar diyeceğim bak. Yakınımızda Fırat Mahallesi'nde yaklaşık 400 tane bu şekildeki evlerimiz yıkıldı. Yerine 3300 tane kentsel dönüşüm evi yapıldı. Bugün Malatya'da en kötü arsayı bir müteahhite verseniz karşılığında %30 veriyor. Yani 1/3'ünü mal sahibine veriyor. Ama buradaki binaları verenler aynı zamanda evi elinden gittiği gibi devlete de 15 yıl borçlandırıldı. Bunda adalet, bunda insanlık hakkı görmüyoruz.